Yazın gelmesiyle birlikte durgunlaşan beyaz perdede heyecan yeniden başlıyor. Birbirinden ünlü isimler yeni filmleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bakın bu yıl bitmeden hangi ünlü oyuncuyu hangi filmde izleyeceğiz? Bir şey hatırlıyorum. Ne anlatıyordum ben ya? Korku, komedi, macera. Sinema perdesinde şenlik başlıyor. Benden uzak durmak isteyeceksin. It's your head trauma. Imagination, memory, everything tumbles together. Bu yılın en merakla beklenen filmleri hangileri? Hangi filmde kimler rol alıyor? Magazin 8 sizler için araştırdı. Evet, belki takım elbise alacak param yok. Ama sevdam... Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden ikimizin yerine ile başlayalım. Geçirdiği hastalığın ardından bu filmle beyaz perdeye dönecek olan Nejat İşler'in partneri, Behzat Ç. dizisinde de büyük bir uyum içinde olduğu Serenay Sarıkaya. Ya şakacısın ya. Siz barışı mı bekliyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz onu? Siz nereden biliyorsunuz la? Filmin henüz fragmanı ortaya çıkmadı ama vizyon tarihi belli oldu. Küçük bir kasabada büyümüş, kendi hayatına dair soruları olan Çiçek'in edebiyat öğretmeni Doğan'la karşılaşmasıyla değişen hayatının anlatıldığı ikimizin yerine 21 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Stefanos Andolidis. Melisa, memnun oldum. Ben de. Çekimleri Hindistan'da büyük bir gizlilik içinde yapılan ve filmin hem yönetmeni, hem senaristi, hem de başrol oyuncusu Sermiyan Midyat'ın ser verip sır vermediği Bir Baba Hindu'nun ilk görüntüleri yayınlandı. Aşık olduğu kızın peşinden Mumbai'ye giden Fadıl'ın hikayesinin anlatıldığı Bir Baba Hindu, izleyiciyi Hindistan'ın renkli sokaklarında hiç dinmeyen, kahkaha dolu bir maceraya çıkaracak gibi görünüyor. Kurban bayramı mübarek olsun babacığım. Öyle oğlum, sen manyak mısın? Hindistan'dayız. Sermiyan Midyat'a Şafak Sezer, Zeynep Kankonde ve Burak Satılbol gibi pek çok ünlü isim bu filmde eşlik edecek. Ve 30 Eylül'de vizyona girecek olan Bir Baba Hindu'da başta Şafak Sezer olmak üzere pek çok ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırtacak. Kayıp balık Nemo bulundu ama bu kez de en yakın dostu Dory kayıp. Beyler, buralarda bir yerdeler. Onları bulma. Kayıp balık Nemo serisinin devamı niteliğindeki büyüklere özgü bu animasyon filmde denizaltının muhteşem görüntüleri eşliğinde bu kez Dory'nin kaybolma hikayesi anlatılıyor. Ama Nemo yine filmin ana karakterlerinden biri. İzleyiciyle buluşma tarihi ise 2 Eylül. Bir şey hatırladım ama mümkün değil. Değil mi? Asmalı Konağın final yapmasından 14 sene sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçen Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın merakla beklenen filmleri ikinci şansında vizyon tarihi belli oldu. Benim ruhum yara bere içinde. Kalbim çok yorgun. İki ünlü ismi yıllar sonra yeniden bir araya getiren ve naif bir aşk hikayesinin anlatıldığı ikinci aşk 18 Kasım'da vizyonda. Senden en fazla uzak durmak isteyeceğim mesafe bu kadar. Başrollerini Çiçeği Burnunda Gelin Burcu Biricik ve Özgün Çoban'ın paylaştığı Çok Uzak Fazla Yakında vizyon için gün sayan filmlerden. Evet, belki takım elbise alacak param yok. Ama sevdam... İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından inişli çıkışlı tutkulu aşklarının anlatıldığı filmin yönetmen koltuğundaysa İkinci Bahar, Kara Melek ve Gönül İşleri gibi dizilerin yönetmeni Türkan Derya oturuyor. Sakın bırakma, olur mu? Sen de benim sırrımı kimseye söylemezsen ben de seninkini söylemem. Burcu Biricik'in ilk kez bir sinema filminde başrol üstlendiği Çok Uzak Fazla Yakın 23 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Evlen benimle. Ne yapayım? Dan Brown'un çok satan kitaplarından biri daha film oldu. Da Vinci şifresiyle Melekler ve Şeytanlar'da da olduğu gibi Cehennem'in de başrolünde Robert Langdon'u canlandıran Oscar'lı oyuncu Tom Hanks var. Dante's Hell isn't fiction. It's prophecy. Yine şifrelerin ve gizemli mesajların peşinde maceradan maceraya koşturan karakterlerin yolu bu kez İstanbul'a da düşecek. Bütün dünyada yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Cehennem 14 Ekim'de vizyona giriyor. And in possession of the tube. I left you a path. Now only you can finish it. Is this supposed to be a